Evet. Oo, bunun baksana hep karbüratörleri su kaynatmış. Memeleri de biju yapmış. Yok, bijuleri mi meme yapıyordu kız? bir şey yapmış bunu. Hayırdır Kadir Usta? Parça mı değiştirmen gerekecek yoksa? Aa, abi vallahi orijinal parça çakarım ama... İstersen ya sanayisi de var, 50 lira eksik. Zaten senin ustalığından da hiç emin olamadım Kadir Usta. İyisini sen yine bildiğin işi yapmaya devam et. Aysel, sen çok iddialıydın. Benim rakibim olamaz diyordun Özlem. Ve 45 dakikada o salondan çıkmalısın. Özlem diğer arkadaşları harcamak için konuşuyor, boş konuşuyor. Evet, yere geldi sıra. Aysel koltukları silerken hızlıca koltuğun arkasını siliyorum ve koltukla itmeye başlıyoruz. Tabii burada ne söylüyoruz? Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep. Kadir, her yer hep tertemiz. Kadir, gitsin dertlerimiz. La, la, la. Oo, haydi. Vallahi küçücük salondan iyi çıktık gene. Daha çıkmadınız ki, hala salondasınız. Tamam, çıkacağız. Çok az kaldı. Bak, bizim de uğraşıyor, görüyor musun? Demiyor ki bir moral vereyim. Koltukları silmeyecek misiniz Aysel Hanım? Yetiştirebilirsem sileceğim. Biraz modunuz düşmüş sanki. Hayır, modum düşmedi ama çok kalabalık. Oralarda vakit harcıyoruz. Elin safta, insan yoruldu sonuçta. Yani. Ama en başta temizliğimi de yaparım, şarkımı da söylerim diyordunuz Aysel Hanım. Halbuki hiçbir şey görmedik. Görüyorum zaten. Şimdi çıkarken görürsün. Koltukları silmesini bekliyorum. Peteği tertemiz görmek istiyorum. Yani onlar bende çok detay aradılar. Ben de aynı şekilde detaycı olacağım. Aysel salondan... 2 saatten önce çıkamayacak. Dolan Aysel. Örümcek ağları kalmış. Süpürgeyi almam lazım. Ana, nerede? Süpürgeyi alabilir miyim? Süpürgeyi verin, süpürgeyi. Vallahi bu kızların birinden kurtulamam ben. Getirdim bile. Çabuk. Dolana, ay dolana, dolana, gün dolana. Verin yari. Ay, şarkının devamı neydi ki? Aysel çok eğlenceli birisi. Tabii ki yarışmada nasıl olacağını bilemiyorum. Heyecanına yenik düşebilir. Ama eğer çok fazla çeneye kaptırırsa... İşlerini hiç bitiremez. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen ortalığı sıkça sil. Salla sana, salla sana mendilini. Akşam oldu, göndersene sevdiğimi. Oh! Aysel Hanım da hiç fena değil yalnız Kadir. Siz bir de benim temizliğim mutfakta görün. Aynası robot gibi söyledi. Allah seni kahretmesin. Sen olsan nasıl söylersin Kadir? Evet, bu sadece Kadir'in fragmanıydı. Gerçek Kadir şimdi mutfakta. Hadi bakalım. Aysel benden puan almak istiyorsa buzdolabını ve dolapların içini dışını bekliyorum ondan. Mutfakta her yere elinin değmesini isterim. Vaktim yetmedi diyerek yapamadım olmasını istemiyorum Aysel'den. Evet, hadi bakalım Kadir mutfakta. Şimdi tülü sıyırıp mutfakta muhteşem bir temizliğe başlıyoruz. Aysel doldur bulaşıkları makineye. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Bu tülün başına neler gelmiş böyle Kadir? Bu tül çok kötü bir yere gelin gitmiş. Gördüğünüz gibi kaynanasından görmediği zulüm kalmamış. İçine ata ata bu tül verem olmuş. Hele Allah'ını seversen. Şuraya bakar mısın? Anlatacak bir lafım yok. Ay, babaannemin lafı aklıma geldi. Kuru hasır üstüne gelin gelseydiniz malınızın kıymetini iyi bilirdiniz. Neden öyle derdi rahmetli babaanneciğim? Babaannemin bir gün yazın halılarını yıkarken dedim ki at gitsin dedim şu eski halıları artık dedim. Neye tutuyorsun? Yaptı böyle. Kuru hasırın üstüne gelin gelseydiniz malınızın kıymetini iyi bilirdiniz dedi. Şimdikilerse maşallah ellerine geçeni atıyorlar. Ne oldu, sanki giderken götürdü halıları. Evet, betiniz benziniz attıysa, dizinizde derman kalmadıysa, özellikle bir de moraliniz bozuksa yapmanız gereken şey elinize deterjanı bir de süngeri alacaksınız. Daha sonra ayın 14'ü gördüğünüz gibi haydi gibi yanaklarınızda kar oturmasını istiyorsanız işte delili ortada. Temizlik insana faydalı diyorum. Ama yapmasını bileni. Ama işte bilmeyenler de yapa yapa öğrenecekler. Ne demek istiyorsun? Ben bilmiyor muyum yani?
Gülüyorsun da bak yüzüne kan geldi. Gördün mü? Kimisi de yapıyor bile hiç yüzüne yansımıyor. Tabii ki. Mutfak hem büyük hem çok karışık. Eşyası çok. Dolaplar yağlı ve de çok kalabalık. Ev çok kalabalık. Ev genel olarak çok kalabalık. Salondan bir saatte çıkarım diyordunuz ama 1,5 saat harcadınız. 1,5 demedim ya. Yok 1 saat demiştiniz. İşte içeriğine girmeyince anlayamıyoruz bazı şeyleri. Kız desene salon küçüktü, muşambalardan koltuklar itilmedi. Evet, salon küçüktü. Dibi muşamba olduğu için yırtmamak için onları. O yüzden daha temkinli davrandık dışses. Bu yüzden bizi biraz yavaşlattı salon. Şu anda Kastamonu'daki bütün akrabalarınız sizi izliyor Aysel Hanım. Sizden ne bekliyorlar dersiniz? Kesinlikle bana sonuna kadar güveniyorlar, temizliğime güveniyorlar. Öyle mi? Hepsi bilir benim ne kadar temiz olduğumu, düzenli çalıştığımı özellikle. Bütün Kastamonu. Herkesi buradan öpüyorum, bütün hemşerilerimi. Kadınlardan korkacaksın Kadir. Ters düştün mü anında silerler seni. Vallahi billahi öyle kindarlar ki. He diyeceksin geçeceksin. Kasa ne oldu ayrılalı? 4 yıl oldu. Daha erkenmiş kız. Evet. Severek mi evlendin? Maalesef. Ya severek evlendi. Evet. Ne oldu, kötü bir huyu mu var? Ne demişler? Ne demişler? Neyle uslananıydı unuttum onu. O atasözünü söyle bana. Nuh ile uslanmayan etmeli tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir. En basitini söyleyeyim sana, bir örnek vereyim. Ehliyet sınavına gideceğim. Evet. Adam o gece beni sabaha kadar uyutmadı. Sınava gidemeyeyim, kafamda hiçbir şey olmasın diye. Nasıl oyaladı seni sabaha kadar? Kavgayla, gürültüyle. Başarı şiş. Evet. Sabah üstüme kapıyı kilitledi. Ana! Ya ben ne yaptım? O kapıyı kırdım. O sınava gittim. Şu bileğe kapı mı dayanır be? Ve? Kapıyı omzunuzla mı kırdınız yoksa? Tekmeyle kırdım ve çekiçle kırdım. Gittim o sınava yetiştim. Arkamdan da sınav yerine kadar takip etti. Ana! Adam psikolojik sorunları var. Evet. Ondan sonra o ehliyette kazandım. O çeyrek altında aldım o zaman biliyor musun? Çeyrek altın? %100 geçtiğim için sınavı. He. Bizim zamanımızda 10 yıl oldu çünkü. Bizim zamanımızda çeyrek altın veriyorlar. Gözüne soksaydın o çeyrek altın. Soktum zaten. Erkekler kendinden yüksek olan kadınları istemiyorlar. Bazıları diyelim Aysel Hanım. Herkes için aynı şey geçerli değil. Benim karım yükselsin, ben de gurur duyayım ki göğsüm kara kabara kabara. Ya benim karım maşallah her iş geliyor elinden. Ehliyet bile aldı hem de yani birincilikle aldı. Bundan neyi de utanacaksın? Evet. Hem de üzerine kapıyı kilitlediği halde. He kapıyı kilitledim, kapıyı da kırdı. Maşallah Herkül'ün bacısı gibi benim karım. Yani ben anlamıyorum bazı adamları. Kadir Allah aşkına karısının kendisinden üstün olmasını kaldıramayan erkeklere bir şey söyle. Karınıza güvenin. Karınızın arkasında siz durun ki başkaları dışarıya karşı göğüs gersin. Görmüş geçirmiş bir hanımefendi olarak Kadir'e müstakbel eşiyle ilgili ne tavsiye verebilirsiniz Aysel Hanım? Güzellik müzellik bunlar boş iş. İlk önce şurası güzel olsun. Neresi orası? Kalp, kalp. Allah. Ya kalp. Kalbi güzel olsun. Tamam mı? Peki ben nasıl anlayayım kalbinin güzel olduğunu? Röntgen mi isteyeyim? Canım bana Kartal Devlet'ten bir iç röntgenini getirir misin? Kalbine bakmam gerekiyor. Konumuza dönecek olursak, Kadir eş seçiminde nelere dikkat etsin Aysel Hanım? Güzelliğe aldanma. İç güzellik daha da önemli. İşte iç güzelliğini de görmek lazım. Huyuna suyuna bakacaksın Kadir. Sonra karşılıklı saygı da çok önemli. Saygı çok önemli. Kesinlikle aileler arasında anlaşma ailene çok önemli ama. Ben şeye inanmıyorum. Ben seninle evleniyorum. Ailenle evlenmiyorum deme laflarına hiç inanmıyorum. Bir de mutlaka eşlerinin birbirini yeri geldiğinde alttan alması lazım. Biriniz ateşseniz biriniz su olun. Biriniz bağırırsanız biriniz susun. Çok doğru. Evet Kadir ezildiğiyle bir evlilik programının daha sonuna geldik. Evet bir de bir paket lastiği alabilir miyim? Sana bir şey göstereceğim. Sakın kıllarımı çekme. Hayır. Bu çocuk. Çocuk bu. Bu anne, bu da baba. Bu da evlilik görüyor musun? Şimdi bu lastiği baba da bıraksa çocuğun canı yanar, anne de bıraksa çocuğun canı yanar. Dur, canım yanıyor burada. En iyisi eğer lastiği bırakacaksanız hiç araya çocuğu sokmayın. Arada çocuk olmazsa. Bak fırladı gitti gördün mü? Gitti bitti evlilik. Duyan da beni 4 tane boşandım. Ben de onu diyecektim şimdi ya. 5 tane de çocukla dolu kaldım. Hayırdır bilmediğiniz bir şey mi var? Hayat tecrübesi bacım, hayat tecrübesi. Kesinlikle üst dolapları silmesini temizlemesini bekliyorum. Çünkü bana yorumlarda keşke orayla çok uğraşmasaydın demişti. Dolaplar yağlı ve de çok kalabalık. Ev çok kalabalık. Ev genel olarak çok kalabalık. Hadi rengini ortaya çıkaralım şu sinekliğin Kadir. Tüh, dünyanın kiri burada. Bak.
Resmen kakaovalı su takıyor. Bakar mısınız şuraya? Vallahi insan bunun ardından ne koluyu görür ne komşuyu güdür. Konu komşu yeni mobilya alsa bundan töbek ya, anlayamazsın hangi marka olduğunu. Bak bak köpüğe bak köpüğe. Köpürt! Köpürtmemi istiyorsanız, eviniz kirliyse veyahut kolunuzun komşunuzun evi kirliyse yapmanız gereken şey altta geçen adrese tıklamanız. Oh, televizyon turdan tıklanmıyor da siz internetten giriverirsiniz. Kadir banyoda eğlene dursun, Aysel Hanım'ın da mutfakta misafirleri var. Mutfağında kombi var, petek var. Buzdolabının çekmesini kesinlikle bekliyorum. Dolaplarda kesinlikle yağ görmek istemiyorum. Özellikle en üstünde. Aysel'i dolaplar zorlamaz çünkü dolaplar yeni. Eski bir dolap değil, suntaları eski değil, dökülmüyor. Dolapların yağını çıkartmak için çok uğraşacağını düşünmüyorum. Çok karışık oluşu Aysel'i yoracak. Şimdi de teftiş sırası Özlem ve Serpil Hanım'da. Aysel mutfağa ilk geldiğimde çok dağınık çalışıyordu. Bulaşıkların yarısını makineye dizmişti. Diğer yerlerinde fayansın üstüne tepsisiz, altına poşet sermeden direkt koymuştu. Ve köpüklü sudan dökülen köpüklerin hepsi bardakların içine dolmuştu. Nereye? Dedikodu yapmayın. Hele senin tokan Allah almayı ya. Hediye paketi gibiyim bugün. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben ha, diyeceğim. Ne göreceğimizi diyeceğim? Gördüm. Daha ne görelim? O ne demek kız? Sen içeriye konuştuklarımızı söylemeyeceksin değil mi? Ben. Bak sana güvendiğim için söylüyorum. Bir şey diyeceğim. Şu sette güvenecekseniz bir tek benim. Asla ağzımı hayatta açma. Neyini beğenmediniz? Göreceklerini gördüm Kadir. Ne gördün? Çok şey gördüm. Çok aşağı üstüne olduğu gibi köpük akıyor. He. Temizlenmiş yani. Bulaşığın üstüne köpük akıyor üstten doğru, yağ akıyor içine. Siz dişi niye kurum almıyorsunuz ya? Ne yapıyoruz? Örümcekleri almıyorsunuz dünden beri. Ben ne yapayım ona söyle. Tamam bak, işte bak, ben sana bak, söylüyorum, sen de ona değil söylemeyeceksin değil mi? Ben asla söylemiyorum. Tamam işte sana güvendim. Dişi sana bırakmış gibi görünüyor ama. Yo şimdilik camı siliyorum zaten. Peki teşekkürler tatlı kızlar. Görüşürüz. Kolay gelsin. Güle güle. Hoşçakal. Hoşçakal. Hele onun hediye paketini, senin gözün kör olmuyor. Ne fenalar. Kız senin gözün kör olmasın. Şş, bana bak, o bu temiz bulaşıklar nerede? Temiz bulaşık yok ki burada. Esra temiz bulaşık da yok. Yok ki. Aa, Özlem dedi ki. Ama ben niye sessiz konuşuyorsam gitti. Özlem dedi ki ben dedi göreceğimi gördüm dedi. Ne gördün diyorum. Temiz bulaşıkların üstünde diyor köpük kokuyor diyor. Siz diyor iki gündür diyor niye diyor şey üstteki diyor örümcek ağlarını almıyorsunuz diyor. Bak 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 bak. Buradan doğru devam ediyorum ben. Gördüğü gibi bak oradaki örümcek ağlarını aldım. Daha o tarafa aldım. Geçmedik. Daha o tarafa geçmedim. Özlem zaten temizliği bilen bir insan olsa kendi evinde görürdük. Yani hayır. Kendi gününde yapamadı da niye şimdi bugün böyle? Yapamadı işte. Gününü de geçirdi ya Kadir'cim. O zaten benim kafamda Özlem elendi. Bir şey diyeceğim. Öyle bence söyleyeyim. Seni biraz... Dişli gördüler. Dişli, heybetli gördüler. Evet. Möhkem temizliğimi gördüler. Temizliğimi de bence şu an gördüler. Bence çok iyi gidiyorum. Öbürü de kafasına piyonk tutturmuş hediye paketi gibi. O zaten eğlence için gelmiş buraya. Bu da ne dedikoducu görüyor musun? Kadir bizim konuştuklarımızı hemen söyledi. Duymadım zannettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.